boynuz kulağa geçmiş diyebilir miyiz dayıcım? Bence diyebiliriz. Bana bak Efsun. Bu çocuk beni sinsilikle geçerse dayanamam. Çabuk anlat. Nasıl beşerdin bunu? Düşmanın savunmasını kırıp savaşı kazanmak isteyenler... önce düşmanın gönlünü kazanmalıdır. Kim bu be? Cengiz Han mı? Hayır. Ama yaklaştın. Cenk Er. Ceren. Efendim. Hala pençeye katılmak istiyor musun? Hani pençeye artık kız öğrenci almıyordunuz? Gerçi o Pelin denen kızı almışsınız. Bir tek bana gıcığınız var herhalde. Yok. Biz bütün dünyaya gıcığız. Yani sana özel bir durum yok. Ama bazı şeyler değişti. Ne gibi? Seni pençenin vazgeçilmez bir üyesi yapabilirim. Ama ufak bir iyilik karşılığında. Tabii olur. Ne istersen yaparım. Senin benim gözüm olmanı istiyorum. Sen ne görüyorsan ben de onu göreceğim. Sevgili yeğenim, seni takdir ediyorum. Gel, seni takdir edeceğim. Dayıcığım, bu sefer farklı bir şekilde takdir etsen, en sıkı sert mesele. Olmaz. Bizim aile geleneğimizde takdir öyledir. Gel, takdir edeceğim seni. Teşekkür ederim dayıların en sevgi pıtırcığı. Neyse. Konumuza dönersek gördüğünüz gibi gözüm tam olarak üzerlerinde. Böylelikle taktiklerini öğrenebileceğiz. Ne zaman makinalarının yerini de. İşte şimdi hepsini pençeledik. Efsun aç. Aç dedim. Bugün oynamayacağım da ne zaman oynayacağım? Aç şunu ya, lütfen. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben oynamaya başladığımı duramam. Durun dedim. Bir şey oluyor. Selam. Selam. Bu aralar da hava bir garip. Ya öyle. Orada. En sevdiğin olsun. Aa. Broş ne kadar güzelmiş. Antika mı? Hayır, hayır, hayır. Sakın. Galiba bakamayacağım. Şey, pardon. Benim için çok değerli. Anneannemden yadigar. Allah Allah, tamam canım yani. Sadece bakacaktım. Hadi gelin, kurallar hazır. Kızın gözü göz değil. Tam bir köpek balığı. Bu çocuğa çok uyuz oluyorum ben.